Sayın başkanlar, değerli katılımcılar, ben akut kolestitikte kolestektomi zamanlamasından bahsedeceğim. Akut kolestit, hepimizin de bildiği gibi sistik kanalın çoğu zaman taşa bağlı tıkanması sonucu artmış safra kesesi içi lümen basıncının artması, venöz dönüşüm bozulmasına bağlı konjesyon, buna daha sonra arteriyel kanlanmanın bozulması, mukoza hasarı ve nihayetinde bakteriyel enfeksiyonun eklenmesiyle giden bir klinik tablo. Klinikte karşımıza hastalar 4-6 saati geçen ağrıyla geliyorlar çoğu zaman, biliyer kolikten farklı olarak. Murphy bulgusu klinik olarak pozitif olabiliyor. İnflamasyonun sistemik bulguları, ateş, artmış SRP, lökositoz görülebiliyor. Görüntülemede ise tanıyı koymada patognomonik olan sonografiyle ya da diğer kesit görüntüleme yöntemleriyle kese duvar kalınlığı artışı, hidrops, kese hacminin artmış olması ve çoğu zaman eşlik eden perikolestik sıvıyla beraber akut kolestit tanısını koyuyoruz. Burada safra kesesi içerisinde arkasında akustik gölgesi olan taş ve kese duvar kalınlığı artışını görüyoruz ultrasonografiyle. Yine benzer bir hastada 4 mm sınır olarak kabul ediliyor. Kese duvar kalınlığının artışını görüyoruz. Kesit görüntüleme yöntemleri akut kolestit tanısından ziyade komplikasyonlarını ortaya koymak açısından faydalı bir görüntüleme yöntemi. Burada taşla beraber kese duvar kalınlığı artışı, etraf oluşumlarda duodenumda duvar kalınlığı artışı görüyoruz. Daha geç dönemde tanı konup tedavi zamanında tedavi başlanmamış hastalarda da cilt altına fistülize olmuş safra kesesi fundusunun oluşturmuş olduğu bilomayı görüyoruz. Daha ileri aşamada ise safra kesesi perfore olabiliyor. İçindeki taşlarla beraber safra peritonitine yol açacak bir klinik tabloyla karşımıza gelebiliyor. Akut kolestitte aslında kalıcı sonuç elde edebileceğimiz tedavi modalitesi cerrahi, yani kolestektomi. İdeal olarak da laparoskopik kolestektomi. Ancak hastaların yandaş problemleri ve akut kolestitin ciddiyetine bağlı olarak her zaman kolestektomi uygulamak mümkün olamayabiliyor. Bu gibi durumlarda konservatif takip, antibiyotik tedavisi ya da ultrason eşliğinde transhepatik perküten kolesistostomi gibi girişimsel radyolojik işlemler vakit kazandırmak açısından yardımcı tedavi modaliteleri. Ancak az önce söylediğim gibi kalıcı hedeflenen tedavi yöntemi laparoskopik kolesistektomi. Ancak akut kolestitte az önce bahsetmiş olduğumuz ödemli dokular, kesenin hidropsundan dolayı tutulamayacak olması ve yukarı doğru traksiyonun gerçekleştirilemeyecek olması, etraf oluşumların, organ ve dokuların oluşturmuş olduğu yapışıklık dolayısıyla elektif şartlarda yapmış olduğumuz kolestektomideki gibi iyi bir görüş alanı elde edemeyebiliyoruz. Dolayısıyla güvenli kolestektominin olmazsa olmazı, kritik güvenli görüşü elde etmek her zaman mümkün olamayabilir. Dolayısıyla bu hasta grubunda laparoskopik kolestektomi yapılması durumunda açığa geçiş oranında elektif kolestektomilere göre daha oranın yüksek olduğunu, ameliyat süresinin uzayabildiğini ve hepsinden de önemlisi safra yolu yaralanma oranlarının daha yüksek olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu hasta grubunda kolestektomi yapacaksak uygun zamanda, uygun şartlar oluştuktan sonra yapmak gerekiyor. Ve kolestektomi yaparken hedefimiz, en önemli hedefimiz güvenli olarak gerçekleştirmek. Kabul edilebilir açığa dönme oranları ile, kabul edilebilir ameliyat süresi ile, kısa yatış süresi ile, tekrarlayan hastane yatışları gerektirmeden ve mümkünse düşük maliyetle bunu gerçekleştirmek. Bu elektif şartlarda yapılan kolestektomide dokularda ödemin olmaması dolayısıyla az önce de konuşmacıların anlattığı gibi kritik güvenli görüşün rahatlıkla elde edilebileceğine bir örnek. Yine fotoğraflar bu görüntünün elde edilebildiğini gösteriyor. Ancak akut kolestit durumunda kese içi basıncın artmış olması etraf dokularla yapışıklıklar nedeniyle kritik güvenli görüşü elde etmek çoğu zaman mümkün olamayabilmektedir. Burada bir takım yardımcı yöntemler uygulanabilir. Kesenin aspirasyonu gibi, parsiyel kolestektomi gibi. Ancak bir takım kriterleri göz önünde bulundurarak tedavi planlanmasını yapmamız lazım. Bu kriterler öncelikle akut kolestitin ciddiyeti, farklı evreleme sistemleri, gradeleme sistemleri mevcut.
hastanın genel durumu, eşlik eden yandaş hastalıkları, risk faktörleri ve semptomların başlangıcı ile hastaneye geliş arasında geçen süre, bu üç parametre üzerinden tedavi algoritmamızı belirlememiz gerekiyor. Akut kolesitin ciddiyetini Tokyo kılavuzunda tanımlanmış, üçe bölünmüş bir ciddiyet sınıflaması mevcut. Ağır kolestit dediğimiz tabloda eşlik eden organ ve sistem hasarı mevcut. Bu kardiyovasküler, solunumsal, nörolojik bir takım sıkıntılar olabilir. Orta evre diye tanımlanan akut kolestitte ise lökositoz eşlik ediyor. Sağ üst kadranda palpable kitle yine bir başka özelliği. Hafif kolestitte ise tamamen sağlıklı, eşlik eden ciddi yandaş problemi olmayan bir hastada sonografik olarak ya da fizik muayene ile akut kolestitin hafif bulgularının olduğu bir hasta grubundan bahsediyoruz. Yandaş hastalıkları yine tanımlamak üzere ASA skoru ya da Charles'ın komorbidite indeksi kullanılmış. Yine Tokyo kılavuzlarında da kullanılan iki risk belirleme kriteri grup sistemi bu iki sistem. Kolestektomi yapmaya karar verecek vermemizde erken ya da geç yapmaya karar vermemizde dediğim gibi bu parametreleri göz önünde bulundurarak karar veriyoruz. Erken tanımı ilk 72 saat literatürde 3 gün yani 5 gün 7 gün gibi tanımlamalar var erken için. Geç dediğimiz zaman da çoğu zaman 4-6 hafta, çoğunlukla da 6. haftadan sonraki dönem kastediliyor. Eğer geç kolestektomi yapılmaya karar verildiyse hastada, bu bekleme sürecinde yeni bir akut kolestit atağı geçirme ihtimali ve hastaların 5'te 1'ine yakın kısmında acil şartlarda laparoskopik kolestektomi yapılma gerekliliği olduğu literatürde ifade edilmiş. Erken ve geç için kullanılan şeylerden bahsetmiştim, tanımlamalardan. Tokyo kılavuzu, burada Tokyo ve Sages'in kılavuzları var. Tokyo 2013, Sages'in 2010 kılavuzu. Son olarak da Tokyo 2018 akut kolestitte cerrahi yaklaşımla ilgili kılavuz yayınlanmış bulunmakta. 2013 Tokyo kılavuzunda ve Sages 2010'da bu zaman dilimi erken kolestektomi uygulamak için hastanın ilk 72 saatte, yani semptomların başlangıcından itibaren ilk 72 saatte hastaneye gelmiş olması kriteri kabul edilmişti. 72 saatte gelen hastalara erken kolestektomi, daha ileri dönemde, daha geç dönemde başvuran hastalar için hastanın genel durumuna göre antibiyoterapi ya da bazen antibiyoterapi ile beraber perküten kolestostomi kombinasyonuyla beraber hastanın 4-6 hafta bekletildikten sonra elektif şartlarda kolestektomi yapılması önerilmekteydi. Oysa güncel kılavuzda, yani Tokyo kılavuzunun 2018 yayınında, ki bu kılavuz oluşturulurken 15 bir takım kriterleri taşıyan 15 randomize kontrollü çalışmanın meta analizinden elde edilen verilerden yola çıkılarak hastanın genel durumu cerrahiye uygunsa semptomların başlama zamanından bağımsız olarak erken kolestektomi yapılabileceğini ifade ediyor. Burada bir takım tabii ek kriterler de tanımlanmış. Bu zaman kavramının göz ardı edilmesi için söylenen ifadelerden birisi semptomların tam olarak ne zaman başladığını hasta da dahil, hasta ve hekimin tam olarak kestiremeyeceği, bazen müphem semptomlar nedeniyle ya da bu semptom başlangıcı mı kriter kabul edilsin yoksa hastanın hastaneye geldiği andan itibaren geçen süreyi mi kabul edelim? Dolayısıyla bu 15 randomize prospektif çalışmanın sonuçlarında erken olarak tanımlanan grup ilk 3 gün ya da ilk 7 gün olarak değerlendirilmiş. Geç olarak ise 6. hafta ve sonrasında ameliyat edilen hastalar karşılaştırılmış. Bu hastalar karşılaştırıldığı zaman komplikasyon oranları, safrayolu yaralanma oranı, ameliyat süreleri, ameliyat sonrası hastanede yatış süreleri benzer. Ancak geç kolestektomi yapılan hastalarda total hastanede kalış süresi daha uzun, maliyetler daha yüksek olarak ortaya konmuş. Dolayısıyla semptomun başlamasından ziyade cerrahi ekibin
tecrübesi ve hastanenin donanımının önemli olduğu gibi bir tanımlama var. Burada tabii ki daha önce tanımlanmamış bir şey belki, destekleyen başka yayınlar da var. Ekibin tecrübesi belki de daha ayrıntılı bir açıklamaya ihtiyaç duyuyor. Ancak laparoskopik cerrahi konusunda tecrübeli ileri laparoskopik cerrahi yapan ekipler için bu süreden bağımsız olarak laparoskopik kolestektominin güvenle yapılabileceği, hastanede kalış süresinin daha kısa olacağı, maliyetlerin daha düşük olacağı ifade edilmiş. Bir de kolestitin ağırlığına göre bir tedavi modalitesi belirleyebilir miyiz? Grade 1'ler için yine süreden bağımsız olarak laparoskopik, hastanın genel durumu, genel anestezi almaya uygunsa laparoskopik kolestektomi yapılmasını öneriyor. Tokyo 2018 kılavuzu. Grade 2'ler için yine hastanın genel durumu uygunsa laparoskopik kolestektomi, değilse antibiyotik tedavisi ya da bununla kombine edilmiş perküten kolestostomi öneriyor. Hatta daha iddialı olarak grade 3'ler için de bu gibi cerrahiler konusunda deneyimli merkezlerde hastanın genel durumu cerrahiye uygunsa laparoskopik kolestektominin yapılabileceği ifade edilmiş. Bunun dışında bir takım başka yayınlar da var. Burada söylediklerimi destekleyen, Tokyo kılavuzlarında söylenenleri destekleyen. Bu çalışmada da mesela ilk 72 saat, ilk 7 gün, 8. gün ve sonrası karşılaştırılmış. Anlamlı bir fark olmadığı perioperatif parametrelerde, safra yolu yaralanması, açığa geçiş, ameliyat süresi gibi parametrelerde farklılık olmadığı ifade edilmiş. Bir başka çalışma 7 günü kriter olarak almış. Bu çalışmada 7 günden daha sonra yapılan ameliyatlarda hastanede yatış süresinin uzun olduğunu ifade ediyor. Son olarak yine yakın 2017 tarihli bir çalışma, erken kolesistektomi geç kolestektomiye göre daha ucuz ve etkili bir tedavi yöntemidir gibi bir sonuç ortaya çıkmış. Bunu destekleyen başka çalışmalar da var. Özetle Tokyo 2018, daha önceki 2013 Tokyo kriterlerine ve Sages'ın 2010'da yayınladığı kriterlere kriterlerden çok daha farklı bir şey ifade ediyor. Merkezin deneyimini, cerrahın deneyimini ön plana çıkarıyor. İlk 7 gün gibi bir kavram kullanılmış olsa bile birçok yerde semptomların başlangıcından itibaren geçen süre göz ardı edilerek erken dönemde yapılacak kolestektominin geç dönemde yapılacak kolestektomiye göre benzer komplikasyon oranları taşıdığı, dolayısıyla güvenle yapılabileceği ifade edilmiş. Benim sunumum bu kadar. Teşekkür ediyorum.